Merhabalar sevgili herkes, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ezgi Fındık ben, beni tanımayanlar varsa eğer. Evet, bu cümleyi kim söylemiş olabilir benim dışımda? Aslında bunu hepimiz söylüyormuşuz Emre ya. Bugün Kylie Jenner'ın Vogue dergisi için yaptığı online makyaj tutorialının aynısını yapacağım. Biliyorsunuz belki izlemişsinizdir. Aslında devamlı başka ünlüler de oluyor. Her hafta yeni bir ünlü oluyor. Ve herkes kendi banyosunda günlük yaptığı makyajın aynısını yapıyor. Aslında çok enteresan bir konu diyeceğim ama aslında kız şu anda çok medyatik. Kabul ederim. Forbes'ta biliyorsunuz en zengin ve en başarılı iş kadınlar listesine girmiş ve en genç milyarder, milyoner bilmiyorum olma sırasında bilmem kaçıncı sırada 900 milyon dolar, milyons dolar yapmış kendi Kylie şirketiyle. Benim de bugün burada bir tane Kylie ürünüm var. Çok aşırı Kylie'nin ürünlerinin fanı değilim, ölüp bitmiyorum ama kullanılabilir güzel ürünleri var. Onun yanı sıra zaten biliyorsunuz yeni bebeği doğdu ve ondan dolayı zaten Instagram'da en çok like alan fotoğraflardan biri onun fotoğrafı falan filan. Kız her türlü çok başarılı Emre. Beğeniyor musunuz, beğenmiyor musunuz merak ediyorum bu arada. Altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Ha bir de geçen günde ne yapmış biliyor musunuz? Dudak dolgusunu çıkarmış. Ondan dolayı da tabii ki ultra bir konuşurluğu yine arttı. Kız yani ne yapsa konuşurluğu artıyor ve ben aslında şoktayım çünkü ailenin en çirkin kızı öyle diye biliniyordu. Hani hep öyle anlatıyor işte. En zengini oldu, iyi mi? İşte ne zaman ne olacağını bilemezsin diyoruz. Ve makyajıma geçmek istiyorum. Hey guys, it's Kylie. For anyone who doesn't know, I about to show you guys how I beat my face. First, I start with my brows. I already moisturize. Bu arada cildini nemlendirmiş. Zaten ekranda görüyorsunuzdur birazcık parlıyor cildi. İnanılmaz güzel gözüküyor bence makyajsız. Gerçekten güzel duruyor, beğendim. Önce kaşlarıyla başlayacakmış. Bilmeyen biri varsa ben Kylie dedi. Bir kaş kalemi kullanıyor. Yavaş. Hadi başlıyoruz Emre. Şöyle ince asansörlü bir kaş kalemi kullanıyor. Onun kaşı tabii ki benimkine göre biraz daha farklı. Benimki biraz daha kıllı diyelim. Uzun kıllı. Ben öyle kullanıyorum ama Kylie gibi ben de şimdi biraz daha çizeceğim. Mekin bu Spark kaş kalemini kullanıyorum. Learned what I like. I conceal right underneath to shape the brow, and then I apply it all over my lid as like a base for my eyeshadow. I take my. Şimdi kaşı doldurmuş. Normalde bunun en yakın kanki tuşu var ya Emre, sen bilmezsin. Jordan. Normalde Jordan yapıyormuş. Jordi yapıyormuş kaşlarını. Çünkü o çok iyi yapamıyormuş. Ama çok sevdiği için kendi de artık öğrenmiş ve çok iyi yapabildiğini düşünüyormuş. Bir concealer alıyormuş. Ben bu Krylon'un kremsi Ultra Foundation Trio'sunu alacağım. Sonra bütün göz kapağına base olarak geçiyormuş Emre. Şuraya da yapmak istiyorum. O üst tarafı yaptı mı Emre? Altları yaptı galiba sadece. Bu concealerle kaşı temizleme olayını seviyorum aslında. Pek fazla kendim de yapmasam da. Çünkü dağınık kaş seviyorum. Ama gerçekten kaş kalemi veya far kullanıyorsanız inanılmaz daha kalıcı yapıyor. Sonra süngerle birazcık bunu dağıtıyormuş. Oturtuyormuş. Ve aynı zamanda farı içinde baz olarak kullanıyormuş. Daha sonra biraz face powder alıp Laura Mercier'inkini kullanacağım. Birazcık göz kapağının üstünden geçiyor. Şöyle biraz büyük bir fırça alıyorum. Eyeshadow and I'm using Kylie. I'm going in with some of the matte shades. My crease. Aa, dur kız. Evet, Kylie kendi tabii ki far paletini kullanacak. Benim yanımda bugün 3 tane far paleti var. Biri MAC, diğeri Huda Beauty, diğeri de Urban Decay'in Heat paleti. Sanki makyajın sonunda Heat'e çok benziyor gibi geliyor bana. Ama gölge verdiği renk bence buradaki Blazing. Huda Beauty'nin Blazing rengi. My eye. It's gonna...
Tam gölge verelim. Katlanma noktasına gölgesini veriyorum. Gölgesini. Kylie gölgesini. I'm gonna do kind of like a simple eye today because I have some meetings. I'm not trying to be too crazy. Meetingleri varmış. This is amazing. Ne kadar bu palete benziyor elimdeki? Şu aydınlık renkten biraz kullanacağım ben de. Huda gerçekten bence bunlar birbirine yakın yapmış. Baksana aynı şunu gösteriyor elinde. How perfect diye. Bence bu. MAC'in naylonundan alıyorum bir tık da fırçamı. Hafif kaş altına bunu uyguluyor. Biraz daha şurayı aydınlık yapmak için. Okay. Bugün toplantıları varmış çünkü. I test out most of my stuff on Jordan because we live together. So I'm like, Jordan, I need you. Everyone that comes in my house has like red tinted on. Ben de hep Emre'de denerim ürünleri. Like shadows. Now I'm gonna go in with this darker brown. Kind of gives me more of like a cut crease. Birazcık cut crease'leştirecekmiş kahverengiyle. Biraz daha düz bir fırçayla. Ben de şuradaki köşedeki kahverengiyi alıyorum. Oud rengi. Ve biraz daha cut crease gibi şuraya netleştiriyorum. Herkes öyle yapıyor ki Emre. Böyle yapıyor kameranın önünde. Çünkü şey tripod var orada. Aynadan görüyorum kimse yok. Biz öyle yapamıyoruz. Emre hemen diyor elini çek. Şurayı da netleştireyim biraz. Biraz daha gold rengi parmakla göz kapağına uyguluyormuş. Bu arada ben Kylie'nin göz şeklini çok beğeniyorum ya. Böyle çok pörtlek de değil, çok kısık da değil. Tam ideal gibi sanki böyle makyajlar için. Onun için ben MAC'in bu Amber Light fırını kullanacağım. Ben de parmağıma alıyorum bir parça. Bildiğiniz gold bu da. Müthiş bir renk. Tampon şeklinde parmağıma uyguluyorum. Onunki böyle gold ama bir tık da şey var içinde. Copper. Ondan dolayı biraz da şu Urban Decay'in Dirty Talk rengini alıyorum. Bu tampon şeklinde bu ana rengi uygulamak zaten bence çok daha verimli parmakla. Kendi makyajımı kendim yaptığımda sanki başkasına yaptırıyorum. Yok her başkasına yaptığımda değil de kendime yaptığımda ben de öyle çok seviyorum. Favorite gold I've ever created. I think I'm gonna do something a little crazy and take juicy, this orange. Has some shimmer to it and put it in my tear duct. Okay, şimdi de diyor ki bugün biraz crazy'lik bir şey yapacağım diyor, delilik. Ve paletteki juicy rengi göz pınarlarıma uygulayacağım diyor. Birazcık böyle turuncu bir renk tonu. Ay leş gibi göstereceğim. Bu Ofra'nın Nikki Tutorials Everglow Highlighter'ında bir üçlü bir şey bu. Ondaki şu tam bir turuncu olarak gözüküyor ciltte, gözde. Ben de çok seviyorum bunu buraya uygulamayı. Yeah. Kylie crazy ise biz de crazy'yiz. Okay, şimdi ne yapıyorsun Kylie'cik? That's amazing. And then I'm gonna take a makeup wipe and just wipe the excess. Okay. That's why I do my foundation after eyeshadow. Eyeshadow falls down and then your face isn't cute anymore. Okay. Şimdi ne yapıyormuş? Göz makyajı bitmişmiş. Bir makyaj temizleme mendili alıyormuş. Ve temizliyormuş cildini. Çünkü far pigmentasyonu, tanecikleri aşağı dökülüyormuş ve cildi kirlileştiriyormuş. Mantıklı. Well, I just found these Marc Jacobs Fantasy Dew Drops and I'm kind of obsessed. One squirt of this. I do have a spray tan right now. So I'm going to do like 4 squirts of that. Evet, fondötene geçiyoruz şimdi. Fondöten de böyle yapıyormuş Kylie'cim. Bu Marc Jacobs'un bu highlighter'ı var. Dew Drops diye. Likit böyle bir highlighter. Onunki koyu renkte olan. Ama bendeki bu. Bununla da aynısı olur. Bir pompa bundan sıkıyormuş. Ben de şimdi sıkacağım.
kar paletimin üstünde mix edeceğim. 4 pompada fondötenden kullanıyormuş. Sanırım onun kullandığı fondöten Armani'ye benziyor kapağından. Ama ben biraz daha ıslak görüntüsü olsun diye ondaki gibi zaten. Makin Moisture Foundation'ını kullanacağım. 4 pompada bundan sıkıyorum. Bir dakika, saçını yukarı şey yaptım. Tabii ki bunu biz de yapacağız. Tokadan fazla ne var bizde de biliyorsun ki. I kind of like my freckles to show through my makeup. I know it looks like I'm putting like loads on, but I blend it out really good so that it doesn't look too heavy. Okay. Başlıyor buraya. İlk önce fırçayı buraya uyguladı. Ben de öyle yapacağım şimdi. Birazcık çillerinin gözükmesini seviyormuş. Öyle diyor. Ondan dolayı güzel blend ediyormuş fondöteni. Yani ince ince uyguluyor. Evet, devam edelim. And then I always take it down to my neck and just blend it all in. Okay. Sonra boş bir süngerle ürünü iyice cildime oturtuyorum diyor. Bunu Makeup by Mario da yapıyordu biliyor musunuz? Ama süngeri ıslatıyordu. Bu kız ıslatıyor mu bilmiyorum ama galiba ıslatıyordur. Benimki de biraz çok azıcık nemli. Sonra ürün alıp dağıtıyordu yanında. I've always been like really into makeup. I think I just used to watch my mom a lot maybe. And I used to like steal all her makeup. And she had these two little Makyajı her zaman çok sevmiştim diyor. Hepimiz her zaman makyajı çok sevmiştik. Hangi genç kız makyajı sevmemişti ki? Sonra annesinin makyajlarını çok izliyormuş ve onun ürünlerini çok çalıyormuş hanımefendi. Yani normal bir çocukluğum var diyor. Chanel paletlerini anlatıyor anasının. Şunu ben de... Annem bana her zaman izin verdi. Creatively wild. Kreatif ve çılgın olmamı. Yani alakası var ya. Annesi hepsini yetiştiriyor. Para şey makineleri yapmak için. Yalan mı Emre şimdi? Analık şeyini bana burada şey yapmasın. Bu da zaten yalan attığının bence birazcık farkında. Yani come on. Yüz ifadesinden belli. Emre şu yüz ifadesine zoomla. I haven't thought about letting Stormy wear makeup. I mean, I'm gonna let her wear makeup, but when is the question? Okay, once I'm done blending this out, like. Kızıma makyaj yapmaya izin verecek miyim bilmiyorum diyor. I'm gonna take the same foundation I used and line the top of my brows since I did my brows before. I didn't want to get too close with the bigger brush. Fondötenle birazcık sonunda ben dayanamıyorum artık çünkü. Şu kaşının üst kısmını netleştirecek biraz daha büyük bir fırça alıyor normale göre. Biraz önceye göre. Biraz önce şöyle bir fırça kullanmıştım. Şöyle kaşın üstünde netleştiriyorum. Sonra süngerle dağıtıyor. Wow! Wait! Şu tarafı da hemen yapayım. Şu anda var ya Emre, fondötenim erimiş. Sonra süngerle yine dağıtıyor bunu. Cilde yediriyor. Evet, devam edelim. I like to use a pinkier one and a beigier one. Pink cancels out. Kız diyor ki biraz pembe, biraz da sarımtırak bir concealer kullanacağım diyor. İkisini mix etmeye çok seviyormuş. Ben de Mac'te çalışırken ikisini mix ediyordum. Çünkü tam böyle istediğim renk tonu yoktu. Hep ya çok pembeydi ya da çok sarıydı. NW20 ile NC20'yi karıştıracağım Mac'ten. Biraz önce gördüm ki önce pembeyi uyguladı şöyle. Bu arada kızın gözaltı inanılmaz aydınlık. Aradığım gözaltı. Önce şöyle pembeyi sürdü. Sonra sarıyı sürdü şöyle altına. I used to conceal my forehead, but I don't do that anymore because I feel like when you have like a cakey forehead, it gives away. Normalde diyor alnımı da şey yapıyorum diyor, concealer'la buluyorum diyor. Ama artık yapmıyorum diyor çünkü çok böyle cakey duruyor, üst üste ürün sürmüş gibi duruyor diyor.
Biraz burnunun üstüne sürdü. Ben de öyle yapıyorum. Şuraya sürdü kanka. Şuraya sürdü. Şuraya sürdü. Hey me, it's Kylie. Hey, süngerle yediriyor. Do not compete. A lot of people ben de süngerle yediriyorum. We really like making like completely different products and we both enjoy each other's stuff, so just the more makeup the better. So, I'm going to use Kim's setting. Diyor ki derken, Kim'le ben birbirimize yarışmıyoruz diyor. Çok fazla insan böyle düşünüyor diyor. Ama biz ikimiz de completely gerçekten birbirinden ayrı ve farklı ürünler yapıyoruz diyor. Powder. Chanel is actually like a sunscreen and a foundation. Gözünün altına biraz daha pressed bir powder uyguluyor önce. Süngerle ben de şimdi onu yapacağım. Smashbox'un bu Kelly Contour... Ya telefonum devamlı çalıyor. Bu video çekemeyeceğiz Emre. Contour paletinden bu aydınlık rengi kullanıyorum. Sunscreen is important to me. I have like naturally really... Sonra hafif bir contour yapıyor. Bayağı büyük bir fırçayla. Şöyle bir şeyle. Ben de şu iki rengi bronzerla contour'u karıştırıp aynısını yapacağım. Kullandığı ürün Chanel'in bir ürünü. Kız gerçekten böyle makyaj yapıyorsa değişik yapıyormuş. Yani bence. Çünkü mesela ne alaka? Komple ıslak yüze gözün altına pudra sürdü. Böyle iki ürünü karıştırdım. Ve o tek bir ürünü böyle yüzüne geçiyor. Fair skin and I can't ever like get a tan. I just burn a little bit of this. Never hurt. Now for a little bronzer. And I'm just gonna go right under my cheekbone. Biraz daha belirginleştiriyor. I place my contour mainly like right at the edge and then I kind of like blend it out. Ablanın makyajı bitmedi vallahi. Birazcık şimdi bronzer ve contour gibi kullandığı bir ürün var. Kim'in ürününü kullanıyormuş kardeş Jazzy'nin. Ben de bu Inglot'un bir bronzeri var, onu kullanacağım. Şöyle onun yüzü için burada oturtup and then I do side of my forehead. I kind of do biraz şuraya uyguluyormuş. After I contour, I'm going to wait. İçimden küçük bir Kylie mi çıkıyor yoksa Emre yavaş yavaş? Daha sonra inanılmaz fazla loose powder alıyor süngerine. Ben de yine transparan pudra alıyorum. Laura Mercier'inkini. It's important to do this after your bronzer because I feel like that's what is... I don't know. I really don't know. Bronzerinden sonra yapman çok önemli diyor. Nedenini bilmiyorum diyor. Direkt şöyle bronzerin altına bırakıyor ürünü. But it's important to do it after your bronzer. I can't do my makeup without baking. I think it really does help. And for anyone who doesn't know what it is, baking actually like it's like the powder is like soaking in to your skin and leaving like a residue of like a color. So I'm trying to make this lighter here so I have more of like a it just shapes my face. I hope that was a great explanation. I'm gonna leave this for like the rest of my makeup. Şey diyor. Baking ne olmadığını bilmiyorsanız diyor, fondöteni emiyor diyor ve biraz daha yüzümü boyutlandırıyor diyor. Makyajın sonuna kadar bunu bırakacağım diyor şu an. Okay, why not? Böyle hafif kahvemsi bir dudak kalemi kullanıyor. Ben de şimdi Morphe'nin Sweet Tea'sini kullanacağım veya MAC Strip'ten, genelde benim kullandığım dudak kalemleri gibi. Belki de Kylie'nin bir dudak kalemini alabilirim. Amerika'ya giden varsa veya direkt orijinali buradan sipariş verebilirim. I do pretty much color my whole lip with lip liner. I think I can do it with my eyes closed. Pretty good. I was actually... Gözleri kapalı çiziyormuş dudağını. Şimdi önce alt dudağını çizip içini dolduruyor. Tabii ki de bu challenge'ı ben de kabul ediyorum. Siz de deneyin bence. Gözlerim kapalı üst dudağımı çizeceğim Emre. Bütün kalemle dudağın içini dolduruyormuş. Ben de doldurdum. A funny story. My mom did her lip liner in the car real quick at Yorkshire Disney World, my whole family a long time ago.
and she accidentally took out her black eyeliner instead of her lip liner, and she lined her lips with black eyeliner, and Courtney was I think Courtney peed her pants. I'm using Nova lipstick today. Ben bir ruj sürüyor. Böyle biraz pembe şeftali gibi. Ben de Urban Decay'in Stark Naked'ini kullanacağım. Ve şu hareketi yapıyor. Bence bu çok önemli. Ben de mesela dudak kalemim genelde rujumdan daha koyu oluyor. Ve sonra rujla dudak kalemini birbirine yediriyorum. Şöyle mesela sürüp parmağınla böyle onu bir yapıyorsun. That's my girl. I had kind of trademarked like 2 years before it even launched, and I was like bugging my mom about it. See it, like I need to do this. She was like, okay, put up your own money, like stop talking about the lip kit. And then I didn't even order. Kendi paranla falan. Lot. My mom was like, okay, if this doesn't work out, you're gonna have like a lot of lip kits in your garage. I didn't even make it to my launch party. I like refreshed the page, and in 2 seconds. Everything was gone, and like I just remember me and all my glam people, my friends, we were like screaming. And then the Kylie Instagram used to be Kylie Lip Kit, and then the day after I changed it to Kylie Cosmetics, and I was like, this is like gonna. Kylie Lip Kit'miş normalde ilk açtığında Instagram sayfası. Sonra böyle olaylar çıkınca ve çok tutunca Kylie Cosmetics'e çevirmiş. Something like I can actually do. Yeah, I saw Kendall modeling all over the world, and I was like, and that was always her dream, and just, you know, then finally finding something that was like mine and I loved. Vay be. Kendall diyor ki en büyük hayali bütün dünyada modellik yapmaktı. Onu yapıyordu ve ben de bir şey yapmam gerekiyordu. Ben size dedim ya. Ailedeki en çirkin olayı. Ondan sonra ve sonunda benim diyebileceğim ve benim kendi yaptığım bir şey oldu bu kozmetik olayı diyor. Zaten kızın normalde dudağı yoktu ve bunu yaptı ve bence çok başarılı. It was like the best feeling in the world. When I was insecure about my lips, I turned to makeup to help me feel more confident. So, now I'm gonna do shade my under eyes. I'm gonna go in again with Alcoholic. Çok hafif bir turuncu alıyor şu an. Şu başta gölge verdiğimiz turuncu tonu gibi. Ve onunla birazcık gözlerin altına gölge veriyor. This just like completes the eye. Gözü sanki tamamlıyor gibi hissediyorum. I'm gonna do something a little crazy and take Juicy, the orange color again, and drag it underneath. Biraz şu turuncuyu alıp biraz daha şuralara getireceğim diyor, şu taraflara. Çünkü bugün inanılmaz crazy bir gününde. Yine bir pudra fırçası alıyorum küçük. Yine derken ilk defa bu aydınlık pudra rengini alıp biraz daha göz altını temizleyip oturtuyorum diyor ürünü. Birazcık burnunu kontrol yapıyor. Ben biz de yapalım. Eksik kalmayalım. Küçük bir fırça alıyorum. MAC'in 224'ünü ve bir tık kontrol yapıyorum burnuna. Burun kontürümüz de okey. This is my favorite part and I'm gonna use Barely Legal from Kylie Cosmetics. I love this pink color. I smile. Birazcık pembe rengi çok seviyormuş. Bu The Balmain Swiss Dot rengini kullanacağım. Bu da tam öyle bir pembe. Yine kendi ürününü kullandım. Hafif bir ağlık geçiyormuş cildine. Aslında hafif değil, ağlığı bayağı seviyormuş. Also, I know where to put it. I put it a little like on my forehead too, and like my chin. And I guess my nose. I just love blush. And I just put it like all over my face. Çeneme. Burnuma, her yerime sürmek istiyorum. Ağlık çok seviyorum diyor. Daha sonra da büyük bir fırçayla pudrasını blend ediyor. Dior Show Black Mascara on top. It's actually like against the rules in lash world to mascara your lashes, but I don't care. Şimdi maskara sürüyorum diyor. Kendisinde kalıcı ipek kirpik var. Bende yok. Ben de şimdi yoğun siyah bir maskara süreceğim. Kullandığım maskara şu an
Smashbox'un Super Fan maskarası bu arada. Emre şundan 2-3 tane takacağım. Şu Lyonnaise Ultra Medium Black olanları kullanacağım. Direkt şöyle elimle dipleri uygulayacağım. 2 tane falan çünkü zaten inanılmaz yoğunlar. Ay şu anda inanılmaz şeye yükseldim arkadaşlar. Kalıcı kirpiye. Daha önce yaptırmıştım bu arada kalıcı kirpiye. Birazcık tabii ki kendi kirpiğine zarar veriyor. Onu söyleyeyim. Kendi kirpini inceltiyor. Ama inanılmaz bir rahatlık. Sadece makyaj temizlerken biraz zorluk. Aslında biraz zorluk ya. Yüzünü çünkü böyle deli gibi yıkayamıyorsun. I use brow on the bottom because I don't like too much mascara on the bottom, so this just gives me more of like a subtle look. Like when I put black, it's like too much. Göz altına birazcık kahverengi maskara uygulayacakmış. Ben de Yves Saint Laurent'in böyle bir ışıltılı kahverengi maskarası var. Birazcık ondan uygulayacağım. Çünkü siyah uygulayınca çok belirgin oluyormuş ve aslında o kadar belirgin sevmiyormuşmuş. I'm using salted caramel on my face. I like to use a small brush when I highlight because I just like it to be like precise. Sanırım Marc Jacobs'ın fırçalarını kullanıyorum, emin değilim. Birazcık highlighter kullanacağım dedi. Kendi highlighterlarından kullanacak. Ben de Huda Beauty'nin 3D highlighter paletinden bu Seychelles rengini kullanacağım. Küçük bir fırça kullanacağım ben de onun gibi. Birazcık burnuna sürüyor. Benim burnum da çok efsane olmuyor o kadar highlighter. Benim de burnum yapılı olsa belki tip yapardım şuraya. Parmağınla geçiyor. Too powdery either. Bak üstüne, çeneye. I'm gonna try one of my new glasses and see if this works out. Might not. It's kind of fun. Şimdi kendi gloss'unu kullanacakmış. Yeni gloss'larından biri ama bendeki bu glitz gloss'a benziyor birazcık. Daha böyle açık renk ve glittery bir ürün. Ondan dolayı ben de bunu kullanacağım. Gel. I take the tip, which like holds the most product, and I like wipe all the product on first, and then I brush it up, so it's like extra product. Kaşlarını fixliyor. Always. Bunun için bence zaten bunu kullanıyor. Anastasia Beverly Hills'in bu Clear Brow setini. Önce diyor, şöyle fazla ürün kullanıyorum diyor kaşıma. Çünkü daha çok seviyorum bol ürünlü diyor. Sonra da yukarı doğru tarıyorum. To the end. Blush doesn't work for everybody, but it just makes me like just feel amazing. Drowning in blush right now. But it just makes me feel like my whole look is complete. And then I just... Biraz daha ağırlık süreceğim diyor. Çünkü beni gerçekten muhteşem yapıyor diyor. Ben de biraz daha ağırlık süreyim. Saçlarımı aşağı bırakıyorum. I feel like spraying just makes your makeup look better in person and less powdery. Setting spray. Evet, birazcık makyajını setting spray ile sabitliyormuş. Başta diyor çok ıslak ve kötü gözüküyor ama sonra oturuyor ve gerçekten işe yaradığını düşünüyorum diyor. Bu arada saçını öne atmıştı, şimdi yine geri atıyoruz. Kaybedeceğim. So you kind of drench it and you get a little scared at first because you're like, did I ruin my makeup? But then once it dries, it looks way better. All right, well that is my beat face. Bye guys. Evet arkadaşlar, makyajım bitti. Yani aslında Kylie'nin makyajı bitti. Size en hızlı ve en basit şekilde kendi makyajını anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir look'u ve renkleri. Ve elinizde yoksa eğer Kylie'nin far paleti veya Kylie'nin ürünleri, benim kullandığım ürünlerle tamamlayabilirsiniz. Çünkü çoğu zaten Türkiye'de satılıyor. İşte Huda Beauty palet veya MAC'in o Amber Light farı. Ondan dolayı beğendiyseniz beğenmeyi unutmuyorsunuz. Ve başka video istiyorsanız veya Kylie'nin bir look'unu lütfen yorum olarak bırakın. Hepinizi çok seviyorum. Abone olun. Bye bye.